Sevgili kardeşlerim, rüyada evlenmek Allah'ın yardımına ve nimete erişmeye işarettir. Rüyada böyle bir şahitler huzurunda nikah, evlilik, düğün filan görmek Allah'a kullukta söz vermeye yorumlanmaktadır. Eğer böyle bu evlilik, bu nikah böyle nikah salonunda olursa makam ve şöhrete erişmeye kardeşlerim tabir edilmektedir. Hocam rüyada şöyle genç birisiyle, yakışıklı birisiyle evlendiğimi görüyorum diyor bir kardeşimiz. Bir bayan kardeş mi? Zengin kimselerle tanışmaya ve onlardan gelecek menfaate kardeşlerim delalet etmektedir. Bir beyefendi bir hanımla evlendiğini görse, o da o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri, efendim, isminin anlamı ve güzelliği oranında ona nimet ve saltanat anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Rüyada evlilik, makam, şöhret, zenginlik, menfaat, nimet, efendim, salih amel, makam, mevki, mutluluk gibi böyle güzelliklere kardeşler işaret edilmektedir. Rüyada tanımadığınız birisiyle evlendiğinizi görmeniz sevgili kardeşlerim, o da hayra yorumlanır yine. Hayırlara tabir edilen bir rüyadır. Hasta birinin evlendiğini görmesi, o da inşallahurrahman cennet nimetlerine ulaşmaya işarettir kardeşlerim. Cennet nimetlerine ulaşmaya işarettir. Rüyamda hocam diyor ölmüş birisiyle evlendiğimi görüyorum. Ölmüş birisiyle evlenmek kardeşlerim akraba ziyaret etmeye yorumlanmaktadır. Ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse ümidini kestiği bir maksadına kavuşur diye ifade edilir. Rüyada evlendiğini görmek Allah-u Teala tarafından meydana gelecek bir yardıma işarettir. Bazen de kardeşlerim evlilik, esaret, borç, üzüntü, keder gibi böyle sıkıntılara tabir edildiği de var biliyor musun? Bazı kaynaklarda bu yorum da var. Ben bunu da sizlerle paylaşmış olayım inşallah. Eğer rüyanda böyle tanıdığın bir hanımla evleniyorsan o şahsın onunla geçimini sağlayacağı şey hakkında çalışacağı anlamına gelmektedir. İş yapacağı anlamına gelmektedir yani. Eğer tanımadığı bir kadınla evlendiğini gördüyse bir evden başka bir eve taşınmak anlamına gelmektedir kardeşler. Şahitler huzurunda Allah-u Teala'ya salih bir amel yapacağına dair söz vermeye işarettir. Şahitler huzurunda bir evlilik gördüyse. Eğer nikah böyle adetlere uygun olarak yapılıyorsa, hani böyle bir rüya görüyorsa kişi, makam ve kadrini yücelecek, yüceltecek bir şöhrete erişmeye kardeşlerim işaret eder. Evlenmek tabii saltanatla da kardeşlerim tabir edilir. Bundan dolayı bir kadınla evlendiğini ve o kadının daha sonra da öldüğünü görüyorsa eğer bir kardeşimiz, bir sanatla meşgul olur diye tabir ediliyor. Bunu yaparken de bir takım zahmet, bir takım üzüntü ve kederlere de düçar olacağı da kardeşlerim ifade edilmektedir. Hocam diyor rüyamda annemi bir adamla evlendirdiğimi görüyorum. Böyle rüya gören bir kimse malını mülkünü satar diye kardeşler ifade edilmektedir. Allah muhafaza. Malı mülkü elden gidiyor yani adam satıyor elden çıkarıyor. Kötü kardeşler Allah muhafaza. Hamile olan bir kadın rüyada eğer kendini evlenmiş görüyorsa, evlendiğini görüyorsa rüyasında bu rüya onun bir kız çocuğu doğuracağı anlamına gelir. Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görürse o da oğlunun hayırlı bir evlilik yapacağı anlamına gelir inşallah. Hayırlı bir gelin yani güzel olur ha annelerin, erkek annelerinin isteği değil mi? Şöyle gelin kaynana millete şöyle bir
nispet falan şey, Allah Allah iyiyiz yani, millet şöyle bir görsün, gelin kaynana falan. Güzel şeyler ya. Allah'ım inşallah gelinlerle kaynanalar arasına da huzur versin, muhabbet versin inşallah. İyi geçim versin. Herkese versin Rabbim ya. Herkes iyi olsun. Kimse kötü olmasın. Kötüden ne gelecek? Kötüden herkese zarar. İyi olsun millet. Ne olacak? Efendim, kocası olmayan bir kadın rüyasında, yani normal bekar bir kadın rüyasında evlendiğini görse, bu onun bir hayra erişeceğini ifade ve işaret eder. Hocam diyor, ben rüyamda ölmüş bir kadınla evlendiğimi görüyorum diyor. Allah Allah. Ölmüş bir kadınla evlenmek. Kardeşler, bu kaçırdığı ve ümidini kesmiş olduğu bir işe kavuşucu anlamına gelir, biliyor musun? İşi de o rüyasında gördüğü kadının güzelliği nispetinde olur. Eğer o hani ölmüş kadınla evlendi ya, o kadın eğer güzel bir kadınsa işi de kardeşlerim güzel olur. Çirkin bir kadınsa işi de ona nispetle olur. Sevgili kardeşler. Hocam ben rüyamda birden fazla kadınla evlendiğimi görüyorum diyor. Birden fazla hanımım olduğunu görüyorum diyor. Bu rüya kardeşler böyle hayır anlamına geliyor. Devletlik, anladın mı? Yücelik anlamına geliyor. Tabir olarak hani evlilik hayır. Hani birden fazla hanımla evlenmiş. O böyle servet falan diye geçiyor yani kaynaklarda. Eğer kadını tanımayıp ismi de kendine söylenmediyse, o kadın da kendisi için hazırlanmıyorsa, o adamın veya eli altında bulunan birisinin Allah muhafaza öleceğini işarettir. Allah iman Kur'an versin. Allah muhafaza denmez. Ölüm hak çünkü. Ya Allah muhafaza. Hepimiz bir gün öleceğiz, gideceğiz. Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Hocam ben tanımadığım bir adamın kızıyla evlendiğimi görüyorum. Beni evlendiriyorlar. Adamı tanımıyorum ama kızıyla evleniyorum rüyamda diyor. Bu çok hayra kavuşucu anlamına gelir. Güzel, mübarek bir rüyadır. Yani Allah'ım hayrını daim etsin. Birisi de diyor, hocam ben yaşlı bir adamla evlendiğimi görüyorum. Bu kadın çok hayra erişir. İnşallah. Eğer bir hastalığı varsa iyileşir. Bir sıkıntısı varsa giderilir. Eğer fakirse Allah onu zengin eder. Allah mübarek etsin kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazın. İnşallah rüyalarınızın tabirlerini sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim. Selamun aleyküm.